Katıl üyelerimizden Orhan Bey'in isteği üzerine EKOS'a bakalım. Fatih Bey de sormuş. Şimdi son kap haberlerine bir bakmak istiyorum. Transformatör fabrikasının deneme üretimlerine başlaması hakkında bir haber var. İlgi çekici olan bence bu. Balıkesir'de genel bir enerji santralleri özel tip trafolarıyla dağıtım şebekesi için kullanılan orta güç dağıtım transformatörlerin üretimine yönelik. Evet, burada bir yatırım, makine ekipman kurulumları da tamamlanmış, test ve deneme üretimleri başlanmış. Yüksek gerilim test laboratuvarının kurulumu devam etmekte olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşacak. Bu haber iyi bir haber. Sıradaki bilançolarda etkiyi göreceğiz mi? Şimdi test deneme üretim başlandı diyor. Gerilim test laboratuvar kurulumu devam etmekte diyor. Şimdi acaba bu da kurulduğunda bir kapa bir atarlar mı acaba? Ama bu gelen haber iyi. Firmanın faaliyet raporuna baktığımızda burada iş anlaşmalarından bahsediyor. Ama bu iş anlaşmalarını zaten Fintables topluyor. Burada yeni iş ilişkileri 2024 yılında alınan buraya yazıyor. Bir de 2023 cirosunu da yazıyor. Sonra kıyaslıyor burada. Yani şu anda 2023 cirosunu geçmiş durumda. Sadece 2024'te aldı anlaşmalarla. Bu Balıkesir'deki o şeyin de devreye girmesi hoş oldu, iyi oldu. Şimdi EKOS'un bir son bilanço özete bakalım. Fabrik eksi gösteriyor. Bu hoşumuza gitmedi. Ama avantajı net borç eksi ve tam fabrik eksi ama mesela 54 milyon faiz kazancı elde etmiş bu dönemde. Yani finansal anlamda iyi yönetiliyor demek ki. Firmanın piyasa değeri 6.7 milyar. PDD'si 3. Son bilançolarda fabrik eksi yenince FD fabrikü yüksek gözüküyor. Gidip bilançoya bakalım. Bilançodan sonra grafik yorumlayacağım. 6 aylık değişimleri göz atıyoruz. Kasada 523 milyon para var. Ticari alacakları 6 ay içinde bayağı eritmiş. Bu hoşumuza gitti. Stoklarda 6 ayda artış var. Bu hoşumuza gitmedi. Kısa vadeli borçlanmalarda çok az bir azalış var. Ticari borçlarda biraz azalış olmuş. Ertelenmiş yerlerde bir tık artış var. Uzun vadeli borçlanmalarda bir tık azalış var. Gelir tablosuna bakıyoruz. Bu dönem hasılat zayıf. Geçen yılın aynı dönemine göre. Brütkar çok çok az kalmış. Yani brütkar marjı da düşmüş anladığım kadarıyla. Bir önceki çeyrekte %13'müş brütkar marj. Şu anda %12'ye düşmüş. Geçen yılın aynı dönemi daha yüksekmiş. Bayağı yüksekmiş. Hatta %37. Ak yatırım nasıl gösteriyor? Evet, o da hemen hemen böyle gösteriyor. Zaten brütkar düşük. Sonra bir de yönetim giderleri, pazarlama giderleri falan bunlar gidiyor. Mesela hatta 6 aylık bakarsak brütkar bu. İşte yönetim giderleri, pazarlama giderleri falan yiyor buradan. Sonra amortismanı eklesek bile. Mesela 6 ayda amortismanı 28 milyon. Yani çok yüksek bir amortisman yok. Dolayısıyla FAVÖK'ü artıya geçirmeye yetmemiş. Fintables'tan bakayım o nasıl gösteriyor FAVÖK'ü. O da eksi gösteriyor. Finansman gelirleri yüksek. Finansman giderleri düşük. Bir de parasal kayıp olmuş bu 6 ay içinde. 3 aylıkta da olmuş. Bu kısım enflasyon muhasebesiyle geldi. Tamam hani bu kısmı takmayalım ama yine de FAVÖK'ün eksi gözükmesi hoşa gitmiyor açıkçası. Bu dönem vergi gelir yazmış 19 milyonluk 3 aylıkta 6 aylıkta vergi gideri daha fazla. Nakit akış tablosuna bakıyoruz. 6 ay içinde işletme faaliyetinden 52 milyon nakit akış elde etmiş. Stoklardaki artış hoşumuza gitmedi demiştik. Stoklardaki artışı eksi olarak yazmış. Ticari alacaklarını almış hoşumuza gitti demiştik. Ticari alacaklarını aldığı kadarında yani artı olarak yazmış. Ertelenmiş gelirlerde artış vardı. Bu da bir yükümlülük ve bunun artması da haliyle sana nakit getiriyor. Bunu da şurada görüyoruz. Yatırımlara 200 milyon harcanmış bu dönemde. Yani yatırım harcaması yapmış. Evet. Borçlanmadan kaynaklı nakit girişi eksi gözüküyor. Nasıl oluyor böyle? Not 5'e gidip bakalım. 6 ay içinde banka kredilerinde azalış var. Yine azalış var banka kredilerinde 6 ay içinde. Peki 3 ayda ne oldu? Net borç ne olmuş? Kasadaki para 300 milyon fazla varmış. Normalde şu anda 150 milyon fazla. Ama yine de hala kasada iyi bir para var ve faiz kazancı yazdığını görüyoruz. Şimdi borçların para birimine bakıyoruz. 324 milyon banka kredisi var. Bunun 274 milyonluk kısmı euro. Bir de nakitlerine bakalım. 523 milyon nakiti var. Ve bunun da tamamına yakını TL ve faiz oranında 42-59 arası. Yani firmanın hem kasadaki TL'si daha fazla ve buradan da yüksek bir faiz kazancı elde ediyor. Borçları döviz, dövizde gitmiyor ve son durumda 3 ay içinde 54 milyon faiz kazancı net elde etmiş. Duran varlıklardaki girişlere bir bakalım. Tesis makine ve cihazlarda 52 milyon giriş var. Yapılmakta olan yatırımlarda 42 milyon daha artmış. Bir kısmı transfer olmuş. Yani yatırımın bir kısmı devreye girmiş yani. Ama son durumda bilançoda hala 78 milyon yapılmakta olan yatırım gözüküyor. Peki bu Balıkesir açılma kapı ne zaman gelmişti? Faaliyet raporundan sonra gelmiş. Tabii bu deneme üretimlerine başlanması. Yani firma yatırım yaparken yeni bir borçlanma yapmamış. Peki bunu nasıl yapmış o zaman? Bu yatırımı nasıl yapmış o zaman? Halka arz gelirleri kullanmıştır muhtemelen. Zaten görüyoruz genel olarak kasadaki paranın azaldığını bu dönemde. Ama yine de kasadaki
para azalmasına rağmen iyi bir faiz kazancı elde etmişler. İyi yönettikleri için, döviz gitmediği için falan. Geçen yılların dönemi çok yüksek, esas faaliyetlerinden diğer gelirler yazmışlar. Bu döneme yok. Yani dövizin gitmesi önemli. Çünkü döviz gittiği zaman o zaman artıyor net kar. Firmanın net yabancı para pozisyonu da artı. Yani döviz arttıkça her türlü kar yazıyor. Hem sattığı ürün artıyor hem zaten pozisyon olarak da arttı da. Şimdi evet döviz borçları var ama demek ki toplam varlığı döviz olarak daha çok. Bu kontrol ediyorum. Burada parantez içinde yazmamışlar ama yani toplam yükümlülükler eksi 444. Toplam varlıklar 283. Aslında niye böyle yapmış? Yani evet kontrol ediyorum. Toplam varlıkları ile yükümlülükleri kıyaslıyorum. Yükümlülükleri daha yüksek. O zaman demek ki doğal hedge var içinde. Yani önce döviz arttığında oradan bir eksi yazabilir. Ama sattığı şeyler döviz bazlı olduğu için gelir tablosu daha iyi olur. Zaten büyük bir döviz açığı da yok. Yani dövizin artması iyi olur firma için. Bir de Cezayir'de falan da bir sürü işler yapıyorlar. Oradan da iş aldılar. Yani döviz artması gerekiyor bu firmanın net gelir tablosunun daha iyi olması için. Zaten iş ilişkilerine de baktığımızda genel olarak bakın işte euro, dolar falan böyle. Hep bu şekilde yazmışlar. Bir tek TH'den aldığı bir ihale var. Tabii o da daha bitmedi bildiğim kadarıyla ama iyi bir en iyi teklif verdiler. Diğerleri geldi döviz bazlı yazılmış hep bak. Faaliyet raporunda da toplamışlar iş ilişkilerini. Oradan da okuyabilirsiniz. Firmanın FAVÖK tahminlerine bakalım. Fiyat tespit raporundaki 2024 tahmini FAVÖK 17.8 milyon. 2025 tahmini 25.3 milyon. Dövizi 35'ten alalım. Hatta 2024 sonu 37 falan olsa 38 de olabilir. 38 alalım. Evet 17.8 milyon çarpı 38 yaptığımda 676 milyon. Evet bunun şimdi kaç katıyla fiyatlayacağız? 12 katıyla fiyatlayalım. O zaman 8 milyar piyasa değeri. Peki şu anda kaç? 6.7 milyar. Yani biraz bir hype oluştu bu yıl sonundaki muhtemel karına göre. İki bilanço daha gelmedi. İlk ikisi geldi. Diğer ikisi gelmedi. Peki. Şimdi bu hedefi yakalayabilecek. Tabii 2025'e göre yapsak daha iyi şeyler çıkıyor. Hele 2026'ya göre daha iyi şeyler çıkıyor. Çünkü 2024'ten 26'ya bir döviz bazı zaten bir çarpı 2 falan var burada. Yani 2026 hedefleri güzel. Ve bunda yani 2026 hedef tutacak olursa diyelim buradan EcoSal'ın 2026 yılı bilançoları bitmesine yakın. Döviz bazı çarpı 2 kazanman lazım. Bu hedefler tutacaksın. Ama ne oldu? Enflasyon muhasebesi geldi. 1. Piyasa yavaşladı. 2. Bu yüzden 2 bilançoda FAVÖK zayıf. Net kar da zayıf. Tamam hani net kara bakmayalım. Muhasebeyle işler değişti ama FAVÖK tarafı zayıf. Nakit akış tablosuna baksak 6 ayda çok yüksek bir işletme faaliyetinden nakit akışı yok. Yani bunu 2 ile çarpsan 100 milyon. 10 katı piyasa değeri olsa 1 milyar. Yani buradan da çok bir şey gitmiyor. Gelir tablosuna bakmamız gerekiyor ve 2 FAVÖK zayıf. Dolayısıyla bu 2024 tahminini tutturabilecek mi bakacağız. Ama şimdi ikisinde eksi FAVÖK yaptı. Yani diğer ikisinde çok iyi bir FAVÖK yapmasa bu eksileri de amorti edip hedefe ulaşabilmesi için. Dolayısıyla bilanço genellik zayıf gözüküyor. Evet bir yatırım yaptı. Balıkesir'de bir şeyler yaptı değil mi? Bir transformatör falan şeyler yazıyordu. Transformatör fabrikasının deneme üretimlerine başlanması. Makine ekipman kurulumu tamamlandı. Güzel haber değil mi? O zaman kar patlaması lazım diye düşünüyorum. Ama bakın burada fiyat tespit raporunda görüyoruz. Yani burada bir 2-3 katına çıkan bir FAVÖK yok. 2024'te tam 2023 ikinci çeyrek 5 milyon yıllık 10 milyon yapsa mesela tamam. Hani artış var mesela 10'dan 17'ye çıkmış. Yani demek ki bu Balıkesir etkisiyle mi buraya çıkabiliyor acaba? Zaten 2025'te de artış var döviz bazlı. Hatta ilginç bir şekilde 2026'da da iyi bir artış yapmışlar döviz bazlı. Yani bu 2026'da artış yaptırtmaları beni şaşırttı. Neyse yani tamam hani güzel bir haber var ama bunun karlılığı böyle 2-3 katına çıkarması biraz zor gözüküyor sanki. Hadi 2 katına çıksın ama şimdi ilk 2 FAVÖK zayıf gelince diğer ikisi ne kadar iyi gelebilecek bakacağız. Ve fiyat tespit raporunda gördüm yani burada büyük bir patlama yok. Tamam hani 2023 ikinci çeyrek 5. Yıl sonu 10 olsa 10'dan 17'ye çıkıyor. Bak döviz bazlı bir %70 artış gibi bir şey var burada. Ama tabii asıl zaten paralar yıl sonunda alınabiliyor yani o da var. Dolayısıyla bu Balıkesir'den çok manyak şöyle bir 2-3 katına çıkmayabilir yani karlılık. Dolayısıyla bilançolara göre gitmek mantıklı olabilir. Bilançolarda da şu an zayıflık var. Evet Balıkesir'le illaki pozitif şeyler olur ama yani bunu yakalasa bile zaten hisse yani Edirne yakın bence. Zaten bakın halka arz fiyatının hala bence üstünde. Hatta bence değil zaten üstünde bu ispatlanabilir bir şey.
ve halka arz fiyatı belirlenirken gelecek projeksiyon da işin içine katarak belirleniyor. Yani hiçbir hissenin halka arz fiyatı ucuz değil. Gelecekteki karlar da düşünülüyor ve halka arz fiyatı belirleniyor. Bu yüzden hisselerin, mesela halka arzlar genelde hisseler halka arz fiyatında bir 6 ay 1 yıl gider orada halka arz fiyatında. Niye? Çünkü zaten gelecek beklentisi de dahil edilip fiyat belirlendi. Bu yüzden halka arzlar mesela hani bir yıl aynı fiyatta gittikten sonra gidiyor kimisi. Önceden böyleydi birkaç yıl önceki. Arzlar bir yıl dinleniyordu sonra hareket yapıyordu mesela. Tabi piyasaya da bağlı. Şimdi Ekos hala halka arz fiyatının epey üstünde. Ama tepeden işte çok düştü. Yapacak bir şey yok. Durum bu. Bir de grafiği bir yorumlayalım. Şimdi bu hisse halka arz zamanı baya bir tavan gitti. Sonra oradan geri geldi. Bir daha yoluna devam etti. Peki bu niye oldu? Çünkü o zaman piyasa iyi zamanıydı. Coşku zamanıydı. Millet Astorcular mesela parayı vurmuştu o zaman. Bu yüzden millet baktı Astor'da millet parayı vurdu. Sonra bu firma ne yapıyor? Bu da transformatör üretecek falan. Bu da gitti. Tavanı bozmasıyla bir gümledi. Epey geri geldi. Sonra bir daha yoluna devam etti. Niye bir daha yoluna devam edebildi? Bu ralliyi yapabildi. İkinci ralliyi. Çünkü piyasa o zaman coşkulu olduğu için. Ama sonra ne oldu? Piyasa çöktü. Mesela halka arzlar çöktü zaten. Halka arzlar açılır açılmaz arz fiyatının altına ediyordu. Şimdi düşünün. Ekos diyelim ki işte 13 liradan falan neyse halka arz edildi. Hisse fiyatı 73 lira. Bilmem kaç kat. Diğer halka arzlara bakıyorsun halka arz fiyatının altına inmişler. Veya şu süreçte. Şimdi burada Ekos'un burada kalabilmesi mümkün mü? Çünkü diğer halka arzlar patır patır dökülüyor. Hepsi halka arz fiyatının altına iniyor. Bu ise halka arz fiyatının çok üstünde. Yeni halka arzlardan da mesela Yiğit Akü vardı. Teknoloji hissesi arz fiyatının altına indi. Şimdi bu olay olduğunda Ekos'un bu fiyatlarda kalabilmesi bence mümkün değildi. Ama tabi bazen şanslı olur bazıları. Mesela Odin'e vardı. Odin'e de patron geri alımları yaptı sürekli. Hisse geri gelse bile bak bir daha rally yapabildi. Niye yaptı bunu? Bence patron geri alımlar yaptığı için. Yani burada patron da önemli. Ama Ekos'ta böyle bir şey olmadı. Ve hisse halka arz fiyatına doğru iniyor hızla. Nerede duracak düşüş bilmiyoruz. Şu anda düşüş trendi devam ediyor. 2 gündür piyasada düşüş bitmişti. Bu da yeşillenmiş. Piyasada önemli ama piyasa eksi olduğu sürece bu tarz hisseler sert düşüşler yapabiliyor. Yani bence piyasayı iyi okumak lazım. Evet, borsanın coşkulu zamanlarında burada Ekos alanlar ve yükseldikçe de satmayı başaranlar bence çok iyi kazandı. Onları tebrik ederim. Ama sonradan Ekos alanlar diyelim burada aldın. Ama sonra ne oldu? Piyasa çöktü. Coşku bitti. Halka arzlar patladı. Hepsi arz fiyatının altına doğru çakıldı. Teknoloji hisseleri de dahil. Teknoloji halka arzları da dahil. O zaman burada da çıkanlar kazandı. Yani borsada bakacaksın gidişat kötüyse zorlama. İnat etme. Her zaman rüzgara göre hareket etmeye çalış. Çünkü sen kral değilsin yani. Dünyanın en zengin insan olursun. Tamam BIST'i satın alırsın sıkıntı yok. Ama burada tahtacı olmadığın için nabza göre şerbet, rüzgara göre falan bakman lazım bence. Evet şimdi kontrol ediyorum. Ekos halka arz fiyatı yaklaşık 13 lira falanmış. Şu anki fiyatı 24 lira. Yani hala halka arz fiyatının epey üstünde. Evet Ekos'u özetleyelim. Bilançolarda zayıflık var. Ama bunu da not düşelim. Gelir tablosu olarak. Gelir tablosu ve fabrik olarak zayıflık var. Balıkesir'de bir yatırım devreye giriyor. Montajlar tamamlandı. Deneme üretimleri yapılıyor. Bu yatırım karlılığı ne kadar arttırabilecek takip etmek lazım. Firma borçluluk olarak iyi yönetiliyor. Halka arz fiyatının epey üzerinde ama hala. Gördüğüm püf noktalar bunlar. Peki yani işte hisse ucuzun pahalı mı? Yani hani bu konuda bir şey demek istemiyorum. Yani çok ucuz buluyorsam ucuz diyorum ama hani diğer türlü bir şey dememeye çalışıyorum. Çünkü yatırımcıları kızıyor bazen ama yine de hani görüşüm söyleyecek olursam hisse bence şu anda ucuz değil hala. Yani bilanço olarak, değerleme olarak ama işte piyasa tekrar coşar, borsada ralli olur, borsada coşku dönemi olur. O zaman tamam bu firma zaten iyi şeyler üretiyor. Tam coşku dönemi hissesi. Ama şu anda coşkunun olmadığını düşünürsek ve hissenin halka arz fiyatının çok üzerinde olduğunu düşünürsek, yani arz fiyatının epey üstünde, bir de bilançolar da zayıf. Hem enflasyon muhasebesiyle bilanço sistemindeki değişiklikler hem de piyasanın zayıflaması, yani ticaretin, piyasadaki genel ticaretin, ha bir de dövizin düşük kalması, bak bu da çok önemli, bunda not düşelim. Dövizin yükselmesi firma için önemli, bunda not düşün. Dövizin yükselmesi pozitif etki yapar gelir tablosu. Videoyu izleyenler eğer abone değillerse 100 bin aboneye ulaşmam için abone olursanız çok memnun olurum ve katıla basıp 100 liralık üyelik alırsanız bu kısımda da yayınlar yapıyorum. Radarıma giren birisi olursa bilançosu gelince de güncelliyorum. İzlediğiniz için sağ olun.